Evet arkadaşlar merhaba. Şimdi bu balıkçılıkla uğraşan tekneyle ilgili birkaç hususa dikkatinizi çekmek istiyorum. Kaçıncı dersteyiz? 22. dersteyiz arkadaşlar. Şimdi bir kere şöyle bir teknemizi çizelim. Sadece provadan görünüş üstünde devam edeceğim bu videoda. Çok güzel olmadı şunu. Bir daha alalım. Şu bizim teknemiz. Şimdi arkadaşlar biz ne dedik? Eğer üzerinde yol varsa iskele kırmızı. Prua'dan bakıyorum tekneye. Değil mi? Sancak yeşil. Bunu gösteriyor. Balıkçı tipini nereden anlıyorduk? Eğer üstte yeşil, altta beyaz olursa bu tekne trollü, değil mi? Troll. Diğer balıkçı tipleri yani A ya da gırgır için neydi? Üstte kırmızı, altta beyaz. Bunu buradan anlıyorduk. Yalnız burada bir şey var. Önemli bir ayrıntı var. Boyu 50 metreden büyük olma durumu da 50 metre veya daha fazla ise bir silyon çekiyorduk, değil mi? Bir silyon feneri. Altına da şu ışığı yerleştiriyoruz. İşte bu durum, bu silyon feneri. Bunlar hep şu İki grupta hep 360 derecelik fenerler. Sadece trolde arkadaşlar unutmayın. A ve şey balıkçılığı için silyon göstermiyor. Tamam mı? Balıkçılıkla uğraştığı zaman. He, balıkçılıkla uğraşmıyor. Normal seyrediyor. O zaman kendi boyuna uygun olan fenerleri gösterecek. Tamam mı? Bu önemli bir ayrıntı. Ama balıkçılıkla uğraşırken boyu 50 metreden fazla olma durumundaki silyon sadece troll için geçerli. Bu bir. İki. Kıçındaki A uzunluğu, değil mi? 150 metreden fazla olma durumunda gösterdiği 360 derecelik beyaz. Sadece bu A balıkçıları için geçerli arkadaşlar. İki tane gırgır olduğunu ben nereden anlıyordum? Yani burada üstte kırmızı, altta beyaz görüyorum ama bunun hangi gırgır mı, A mı? Onu nasıl anlıyordum? Çift sarı çakardan anlıyordum. Bunlar bu üç grubun birbiriyle ayırt etme şeyleri. Tamam. Ondan sonracığıma şu tamam. Sepeti, evet, sepeti doğru gösterdik. Üzerinde yol olduğu zaman bordo ve şey fenerlerini yakıyor. Yok, yol olmadığı zaman yani demirdeyken şu fenerler bordo ve pupa fenerleri iptal oluyor. Şimdi şu trollerin çift çekme durumu arkadaşlar. Şunu belirtmek istiyorum burada. Şöyle iki tane balıkçısı yan yana troll yapıyor bunlar, değil mi? Şöyle şunları da çizelim. Troll olduğunu nereden anlıyorum? Üstte yeşil, altta beyaz. Bunlar troll balıkçısı. Peki üzerlerinde yol var mı? Var ise o zaman bordo fenerlerine tam provadan bakıyorum bunları, değil mi? Her iki bordo fenerini de görüyorum. Doğru mudur? Doğrudur. Peki bunlar diyelim ki evet.
Şu önemli. Projektör kullanır diye bir ibare vardı arkadaşlar. Ağlarını aydınlatacak şekilde. Değil mi? Bakın arkadaşlar, eğer şöyle çift beyaz yapmışlar. Bunların her ikisi de. Hatta bunu böyle çizmek doğru olmaz. Şöyle. Daha aşağıdaydı, değil mi? Bu çift beyaz. İşte üstte beyaz, şey kırmızı beyaz veya kırmızı kırmızı ağlarım engele takıldı. Ama eğer şöyle ağ atma durumu varsa o zaman şöyle projektörlerle ağları aydınlatıyorlardı, değil mi? Beraber çalıştıkları zaman fakat şurada eğer altta kırmızı ağlarımı topluyorum durumu da ya da her ikisi kırmızı ağlarım engele takıldı durumunda şu projektör olayı yok arkadaşlar, tamam mı? Hatta şunu şöyle kenara da çizeyim. Şöyle yani burada 3 durum vardı, değil mi? Ağlarımı atıyorum, ağlarımı topluyorum, ağlarım engele takıldı. Ağ atıyorum, ağ topluyorum, ağlarım engele takıldı. Ağ atıyorum durumunda. Projektör var. Var. Ağlarım, onu mavi renkte çizelim. Ağlarım engele takıldı. Ağ topluyorum. Ağ topluyorum, engele takıldı durumunda yok. Tamam. Projektör olayı yok arkadaşlar. Tamam. Bunlar böyle şeyler. Artık iyice kuralların teferruatlı yorumları sonucunda ortaya çıkan şey. Şimdi şu dedik ki gırgır, bir tane de gırgır çizelim. Bu ders böyle kısa da olabilir. Nerede ya? Şey gözükmüyor. Şöyle. Kapadım. Hop. Açtım. Bir tane gırgır balıkçısını çizeyim. Arkadaşlar çok pardon, şu 150 metre sadece A balıkçısı olayında var dedim. Yanlış söyledim. Gırgır'da da var ama tamam mı? Onu şey yapın. O yanlış, iptal. Yani şu A'la gırgırın ayırdığı çift sarısından olacak. Bu 150 metre ağlarım kıçıma doğru 150 metreden fazla. Tamam. O zaman şey. Şeyde de var yani, hem gırgırda hem ağ balıkçısında var arkadaşlar, tamam. Onu yanlış söylemişim az evvel. Onu düzeltiyorum. Şimdi gelelim şu gırgır balıkçısı. Şöyle gırgır balıkçısını Pruva'dan çizelim. Pupa'dan çizelim. Bir de iskele bordadan çizelim mesela. İskele bordadan. Tamam. Şöyle yani. Hop. Üç farklı durum var. Şimdi Pruva'dan çiziyorum. Pruva'dan çizdiğim zaman tekne şöyle. Değil mi? Bu gırgırdan bahsediyoruz arkadaşlar. Ama şöyle şunu düzelteyim. Hop. Gırgır. Gırgırdan bahsediyoruz. Şimdi Pruva'dan çizdiğim zaman ne olacak? Üzerinde bir kere gırgır balıkçısı, altta beyaz, değil mi? Üstte kırmızı. Üzerinde yol varsa iskele bordo feneri ve sancak bordo fenerleri yakılı. Ondan sonra eğer ağ boyu 150 metreden fazlaysa bir tane 360 derecelik fenerini de yaktı. Peki gırgır olduğunu ben nereden anlıyordum? Sarı çakarlardan anlıyordum, değil mi? Şöyle iki tane sarı çakar. Arkadaşlar bu fenerin tam şeyi, tam karşılığı alternate flashing'tir. Tamam.
Alternate flashing. Yani tam izofaz fener de. Yani bunun tam şeyi alternate flashing'dir. Yani ve one second. Yani saniyede bir çakıyor ve yanma süresi şeye karanlık süresine eşit olan fener alternate flashing çakıyor. Buradan anlıyorsunuz. Bunu pupadan çizdiğim zaman tekneyi şöyle çizdiğim zaman neydi? 360 dereceden gözükür. Üstte kırmızı, altta beyaz. Yine 360 dereceden gözükür bir tane beyaz fener. Niye? Eğer şu A boyu 150 metreden fazlaysa, değil mi? Şu 360'lık olan, şu da öyle. A boyu 150 metreden fazla olduğu takdirde, yoksa yok. Yani 150 metreden kısaysa böyle bir 360'lık göstermiyor. Pupa fenerini görürüm. Doğru mudur? İki tane de işte şu şeyi görürüm. Sarı fener. 360 dereceden çakarlı. Hatta yani şunu aslında konum olarak şöyle çizeyim. Bu daha doğru olur. Şu. Şunu da. Şeyini, direğini çizmeyeceğim. Sadece ışıklarını çiziyorum. Şunların daha aşağı hizasında. Tamam. Yani balıkçı, hangi balıkçı tipi olduğunu gösteren fenerin daha aşağı hizasında. Şunun. Tamam. Böyle iki tane sarı gösteriyor. Şimdi gelelim şeye. Bordadan görünüşe. Şöyle ne dedik? İskele bordadan gözükecek. Dolayısıyla şöyle çizdim abi tekniği. Şöyle. Değil mi? Ondan sonra bir tane kıç direk çizelim. Bir tane baş direk çizelim. Şimdi üzerinde yol var ise ne oluyor? Bordodan bakıyorum, pupa fenerini göremem. Ama bir kere hangi balıkçı tipi olduğunu nasıl anlayacağım? Hemen 360 derecelik bir beyaz, üstüne de 360 derecelik bir kırmızı. He, anladım ki A balıkçısı ya da gırgır balıkçısı. Ondan sonra iskele bordodan baktığım için hop şöyle bordo fenerini de görürüm bunu. Tamam. Ondan sonra peki A mı gırgır mı? İşte onu şuradan 360'lık sarı fenerlerden. Bakın şurada çizmeye çalıştığım şuydu. Şu balıkçı tipi fenerinden daha aşağı bir hizada. Şu sarı çakarların konulacağı yer. Tamam. Ondan sonra bir tane de eğer A boyu 150 metreden fazlaysa, o zaman bir tane 360 derecelik fener koyuyoruz arkadaşlar. Doğru mudur? Peki bu gündüz gözüyle nasıl gözükür? Şöyle yapalım. Şunu silelim. Geldik teknemizi. Şöyle. Ya bu başı da çok tam şöyle baş kasaralı gibi çizeyim de. Tamam. Ondan sonracığım şunlar direkleri. Bir kere balıkçılıkla uğraştığı için gündüz her taraftan gözükecek, sivri uçları da birbirine bakacak iki tane şey. Koni. Peki A boyu 150 metreden fazla olduğu durumlarda ağlarının tarafına olacak şekilde bir tane sivri ucu yukarı bakacak. Yine bir koni gösterecek. Ha, A boyu 150 metreden kısaysa bu da yok. Tamam. Ondan sonracığıma başka şu balıkçılarla ilgili böyle kritik şey olabilecek noktalar. Vallahi arkadaşlar bu kadar ya. Yani bu da bu balıkçılarda böyle olsun. Ama demin dediğim gibi aman yani şey nasıl diyeyim?
O 150 metre olayını dedim, ağ balıkçısında yok. Sadece ağda var, gırgırda yok diye aman yani, her ikisinde de var. Bu bir, iki. Bir de mesela şey olabilir. Bir hatırlatma da yapayım. Ya bu işte uçları olan koniler, değil mi? Biri yukarı bakıyor, biri aşağı bakıyor. Neydi onlar? Bir tane yelkenli tekne vardı, değil mi? Bir tane yelken tekne, bir de çok pardon, bizim av ve gırgır. Gırgır balıkçılık durumu vardı. Ha, şimdi geldin sen burada. Hop, şöyle çizeyim ben. Bir tane. Şöyle bir tane yelkenli tekne var burada, değil mi? Bir de balıkçımız var. Şöyle çizeyim. Hop. Şöyle. Pek balıkçı teknesine benzemedi ama şöyle olsun. Heh. Eğer ne diyorduk? Ağ ve gırgırda. Ağ boyu geminin kıçından geriye doğru 150 metreden fazlaysa, geminin kıçından, o zaman ne yapıyor dedik? Bir tane sivri ucu yukarı bakan üçgen çekiyordu. Peki bu yelkendeki muhabbet neydi? Eğer yelkenli tekne kendi makinesini, değil mi? Neyse, motorunu, makinesini kullanıyor ise, o zaman bu ne yapıyordu? Bu da ucu aşağı bakan bir tane üçgen çekiyordu, değil mi? He. Demek ki şu sivri ucu yukarı bakan, aşağı bakan iki farklı durum var arkadaşlar. İki farklı. Şöyle koni. Koni durumları diyeyim ben buna. Tamam mı? Demek ki eğer bir yelkenli tekne kendi makinesini, yürütücü kuvvetini kullandığı zaman ucu aşağıya bakan, diyor ki benim aşağıda bak pervanem çalışıyor diyor. Bir tane sivri ucu aşağı bakan koni. Ondan sonra eğer av ve gırgır balıkçısı da geminin kıçından itibaren 150 metre veya daha uzakta ağı varsa, bu da yukarı doğru bir tane sivri ucu yukarı bakan koni kullanıyor arkadaşlar. Böyle ya, şimdi kurallar şey yapıyor, birbiriyle karıştırıyor. Ya bir öncekinde de koni vardı, bunda da vardı. İşte arkadaşlar, topu topu iki farklı koni durumu var. Tamam mı? Şeyde neydi? Çatışmayı önleme tüzüğünde. Yani tekli koni olarak öyle söyleyeyim. Yoksa neydi? Balıkçılıkla uğraşan tekne herhangi bir yerinde, değil mi? İster troll olabilir, İster ağ olabilir, ister gırgır olabilir. Balıkçılıkla engaged in fishing operations olursa ne yapıyordu? Sivri uçları birbirine bakan herhangi bir yerde ama 360 dereceden gözükecek. Yani tutup teknenin dibine koymayacak bunu herhangi bir yerde. Yani mümkün mertebe yukarı, ama herhangi bir yerden kastı da şöyle. Yani bu teknenin başında da olabilir, ortasında da, kıçında da olabilir. Ama yeter ki yukarılarda olsun ve her yönden gözüksün. Tamam mı? Tutup böyle dibine koyma, şuracığa koyma, kimse görmez. Tuttum şuraya koydum. Şöyle baştan kıçtan tam provadan bakarak çiziyorum. Sen tuttun şuraya bir tane koydum böyle. Bu taraftan bakan adam göremeyecek bunu, değil. Yukarı bir yere koy. Tamam. Ama başı da olur, ortası da olur, vasatı da olur, kıçı da olur. Herhangi bir yerde. Tamam mı arkadaşlar? Bu birbirine bakan sivri uçlu şeyler, koniler durumu bu. Yani bunlara biz ne diyoruz? Shape, değil mi? Shape'ler. Shapes. Bunlar da bu şekilde arkadaşlar. Ondan sonracığıma başka diyecek bir şey var mı? Bunlar, bakın, bu kuralların kritik ayrıntıları. Şimdi şunu da söyleyeyim ben size. Böyle bu kadar kurallar filan konuluyor da balıkçılıkla ilgili, özellikle balıkçılarla ilgili. Şunu aklınızdan çıkarmayın. Yani göreceksiniz denize çıktığınız zaman 99,99'u asla bu işaretleri göster, apalakasız, tamamıyla alakasız işaretler gösterirler. O yüzden yani bu balıkçılar biraz şeydir, sorunludur. Onu söyleyeyim. Yani
Hadi hazır balıkçılıkla ilgileniyor. Yani şey yaptı, bahis açıldı. Biraz balıkçılar üstüne de konuşalım bari son 5-10 dakikayı da öyle bitirelim. Arkadaşlar şimdi ben size dedim ya bu balıkçılarda şey yapın işte. A ise, A balıkçısıysa filan başından geçin, trollse filan. Tamam mı? Gırgırı çünkü diğer tekniği görürsün gırgırda ekseriyetle. Tamam mı? Başladı mı kayda? Şimdi dünya genelinde zaten şimdi balıkçılardan bahsediyoruz. Aman yani sadece bizim ülkemizdekiler değil. Bütün dünya genelindeki balıkçılardan bahsediyorum. Ama sadece bizimkilerden değil ama yani kusura da bakmasınlar al birini vur ötekine. Yani bu balıkçılardan mümkün mertebe uzakta duracaksınız, tamam mı? Yani şey büyük gemiyle seyrettiğiniz zaman. Uzağından geçebildiğin kadar uzağından geç. Bu adamlar ekseriyetle şeylere uymaz. Kol rege uygun şeyler çekmezler. Ne işaretler çekerler, ne fener yakarlar. Bir, iki. O şeyde bahsettim, o Javasi, Endonezya'nın oralarda filan. Abi adam kalamara çıkıyor oltayla. Ya bir projektör koyuyor, stat projektörü, tamam mı? Ya da ufuktan aydınlatıyor böyle. Her taraf şey, gecenin bir vakti önünü göremiyorsun ve tıklım tıklım yoğun yerler. Tamam mı? Ondan sonracığıma şeyleri ve maalesef yani şöyle trafikten örnek vereyim. Minibüsçüler, taksiciler gibi mümkün mertebe kurallara riayet etmeden şey yaparlar. Manevralarını yaparlar. Yani umurunda değildir. Büyük tekniği sıkıştırdım mı? Ne yaptım? Çapariz verdim mi, vermedim mi? Veya adam gece vakti şöyle çizerek anlatayım bazı şeyleri. Şöyle kara şeklimizi, kara rengimizde çizerim. Hatta onu da kalın çizeyim. Yani kusura bakmasınlar ama ben yani onca yıllık tecrübeye istinaden anlatıyorum. Yani zaten herkes ne yaptığını kendisi çok iyi bilir. Ama ben sizin başınıza gelecek bunlar. Çok karşılaşacaksınız arkadaşlar. Buralar kara. Tamam. Ortası da deniz. Şu bölgede deniz. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi siz tekneyle ilerliyorsunuz buradan. Kocaman da bir gemisiniz. Tamam mı? Abi adam tutmuştur şuralara ağ döşemiştir. Sen bakarsın şurada bir küçük balıkçı teknesi var. Apalakasız duruyor dersin. Gece vakti. Bunlara da şey koymamıştır ışık. Sen yaklaştıkça bir de beklerler ha. Yani şey de değil böyle. Önceden şey de yok. Yaklaştıkça baktın rotanı değiştirmiyor. Normalde böyle bir yerde de koymaması lazım. Tamam mı? Veya zaten gemilerin dünya üzerinde izlediği tipik rotalar var. Yani her rota yazılı değildir ama 3 aşağı 5 yukarı da aynıdır. Yani çünkü en kestirme yoldan gitmek ister herkes. Tamam mı? Sen tutmuşsun buralara böyle. Ağ döşemişsin kardeşim. Gece vakti gözükmüyor da. Sen buna yaklaşırsın veya şöyle bir grupta olsun bu döşediği ağ. Tamam mı? Şöyle şuraya ağ döşemiş. Senin de geliyorsun gemiyle yani şöyle bir waypoint'in var, tamam mı? Tam sen waypoint'in üstüne ağları döşemiş bu adam yani şu bölgede. Ortalamak istiyorsun yani şeyi. Abi sen yaklaştıkça bu başlar ışık tutmaya. İyice dibine sokuldun mu abi? Küt buradan birdenbire bir hareketlenir. Kendi ağlarını korumak için hop gelir burada küt senin önünde duruverir, tamam. Böyle şeyleri çok yaparlar. Bunlara dikkat edin. Ondan sonra gelir veya tamam mı? Artık yani şu kara şekli bilmem ne şunları bir siliyorum. Tamam çok önemli değil. Abi adam haber alır. Sen burada böyle geliyorsun teknenle, büyük gemiyle. Şurada bir sürü balıkçılar var böyle böyle. Kenarda duruyorlar apalakası, tamam mı? Bakarlar aa bu bölgede balık var, tamam mı? Birdenbire hop fırlar buraya. Apalakasız yani ha. O duran tekne.
Gelir şuradaki balığı çevirmek için hepsi birden buraya birdenbire çullanırlar, tamam mı? Hop. Tam böyle en sıkışık yerde seni sıkıştırırlar. Veya arkadaşlar. Yine şuralar şöyle kara olsun. Tamam mı? Şöyle. Ve dar bir kanal olsun. Yani kanal da demeyeyim de ne boğaz olsun burası. Tamam mı? Bir geçit olsun. Bir şey olsun. Abi şurada balıkçılar vardır. Tamam mı? Bir sürü. Sen de büyük bir tekne olarak yani anca seyredebileceğin güzergah şöyledir. Waypoint olarak çiziyorum yani. Tamam mı? Şöyle şey yapacaksın. Buralar hep sığlık olsun. Ya şurada da bir tanesi daha yeni geliyordur. A. Yani burada büyük teknenin geçişine falan yol verecek ya. Umurunda dahi olmaz abi. Gelir buradan. Şöyle gidip şöyle inmek yerine gelir seni hababam buradan Purvan'a doğru sıkıştırır, tamam mı? Yani buradan direkt şöyle vurur abi. Sen ki büyük teknesin. Burada balıkçılar var alamıyorsun. Bu tarafta sığlık. Buraya da alamıyorsun. Senin seyredebileceğin tek rota şurası. Umurunda değil abi. Adam gelir küür. Şöyle direkt dalar önüne kırar. Tamam. Sıkıştırır. Veya troll çekiyordur. Tamam mı? Senin önünde gidiyordur burada. Troll çek. Onu maviyle çizelim. Renkler çok karıştı. Burada troll çekiyordur abi. Sen mecbur bu güzergahı işleyeceksin ya. İzleyeceksin. Adam alıp şöyle bu rotaya gidiyor ya düzeltmez ha. Bunu abi şöyle almaz yani yok. Senin gelir önüne doğru sıkıştırıverir seni. En olmadık yerde sıkıştırıverir. Şuraya sancağı da alamazsın, istiyereye de alamazsın. Mecbur yol keseceksin. Yani arkadaşlar balıkçılar sadece ve sadece kendilerini düşünürler. Tamam mı? Ve hatta kendilerini de riske atarlar, sizi de riske atarlar. Çok ciddi riske atarlar. Tamam mı? O yüzden şey yapacaksınız. Çok çok temkinli. Ya işte çatışma önleme tüzüğü yok, yol hakkı benim. Abi dur fenerine bakayım işte. Hangi feneri göster? A mı topluyor? A mı atıyor? A engele mi takılmış? Bak onlar zaten şey değil. Kullanmazlar yani o ışıkları kolay kolay da. Kurallara da kolay kolay uymazlar arkadaşlar. Tamam. O yüzden balıkçılardan mümkün mertebe uzak duracaksınız. Ben size ne dedim şeyin başında? Örnek verdim değil mi? Ha. Radarını iki şekilde açacaksın. North up true motion. Tamam mı? Head up relative motion. Bunu açacaksın yani. Burada da true trails olacak. Burada da relative trails olacak. Ve şu radarın merkezini alırsın hafif geriye kaydırırsın. Şöyle 6 mil range'i ayarladın mı? Sen bunu 3 mile geriye kaydırdın mı? Kıçtan 3 mili görürsün. Önden de 9 mili görürsün. Böyle sıkışık yerlerde, balıkçıların yoğun olduğu yerlerde rotayı böyle önden gözeteceksin. Ya burada bir grup var ama bunlar ne ters hareket yapabilirler. Tamam mı? Ya ben burada balıkçılar duruyordur. Ben bunlardan net zaten geçiyorum diye düşünmeyin. Hop A atmıştır, küt önüne kırıverir. Anlatabiliyor muyum? Yani bunlar çok olacak, çok. Ve ben size o yüzden ne dedim? Şuradan açalım dünya haritasını. Bakayım şunu. Yani bu olay vardiya standardı. Siz tabii şu an sadece sınavlara girmek ve ders şeyiyle, sınavlardan geçmek gayesiyle dinliyorsunuz ama yani gerçekte abi durum bambaşka. Şimdi nerede yoğun olur şöyle güzel örnek verebileceğim. Heh, bak şuradan verelim. Şunu biraz daha büyüteyim. 400 çok bir şey olur. Şöyle biraz küçültelim abi. Bak abicim. Şuradan. Hatta evet şöyle iyi. Şimdi şurada yukarıda biz ne bileyim şeye şuraya şöyle çizeyim de. Şurada Changjiang Nehri'ne Şangay'a gideceğiz veya gideceğin Nantong'a gideceksin, tamam mı? Şuraya gireceksin içeri aşağıdan. Şimdi şunu şöyle alalım. Biraz daha yapalım. Almıyor ikisini birden. Çok önemli değil. Tuttun şurada. Şunu da çizeyim. İşte Malaka Strait'ten girdin. Singapur Boğazı'ndan çıkıyorsun. Şurası Singapur.
Tamam. Şuradan çıktın. Ben şimdi şurada Şangay'a gideceğim. Küt. Şuradan bir koydum. Yol kısa ya. Şuradan da bir koydum. Hop şuracıktan hemen daldım içeri. Yaparsan başın çok derde girer. Onu söyleyeyim. Ben ne dedim size? Şöyle. Zaten. Mümkün mertebe hep böyle 12 mil açığından geçin. Tamam mı? Şeylerin. Mümkün mertebe. Şurada da direkt Kürt yukarı dönmeyin. Çünkü buradan mesela kuzey yönlü trafik zaten var. Şuralar balıkçı kaynıyor. Tamam. Kaynıyor abi. Şu Tayvan Strait özel bir durumdur. Onu söyleyeyim. Burada şöyle haritalar var. Ocean. Routing chart diye. Tamam. Bunlara bakacaksınız. Burada mevsimsel akıntılar böyle böyle de olabiliyor. Tamam mı? Burada aşağıyken burada yukarı olabiliyor filan falan. Burada güzel de sağlam da akıntı olur yani. Sen şimdi burada yolu kısaltacağım diye böyle gidersin ama burada karşı akıntıyı alırsın. Ortalama süratten düşersin. Halbuki buradan yolu biraz uzatmak pahasına da olsa akıntı böyle kuzeye doğru gidiyorsa sen de bu akıntıyı kıçtan alırsın. Rotan daha hızlı. Yani şu süreyi daha kısa sürede alırsın mesafeyi. Tamam. Yol uzamasına rağmen gibi. Bir ikincisi şurada şu aralara çok girilmez büyük gemilerle. Yani niye burada hem bir sürü sığlık var ve balıkçı kaynıyor. Tamam. Dolayısıyla arkadaşlar şöyle mümkün mertebe hep açıklardan aman 12 mil bak 12 mil. Yok 12 milden geçemiyorum. Buralarda yeterli mesafe yok. Çok açıktan saçma sapan açıklardan geçmem lazım. Tamam abi o zaman 100 metre o derinlik hatları var ya sahilden 100 metre işte 200, 300, 500, 1000 giderek okyanusa doğru derinleşiyor. Doğru mudur? Ha. Şurada 100 metre satının sakın sakın içine girmeyin. Bak sadece burası için de değil. Her yerde. Dünya genelinde. Yapabiliyorsan 12 mil. Geldin. Şurada okyanus geçiyorsun. Tamam. Geldim buradan. Güney Afrika'dan kalktın. Şuradan gideceksin. Büyük daire seyri. Hop. Malacca Strait'e vuracaksın. Değil mi? Bak. Aa. Büyük daire seyri nereye geldi? Maritis Reunion'a geldi. Oh. Girelim adaların içine filan. Abi bunlar askeri ada. Biri bak burası Fransız, burası İngiliz. Tamam mı? Yani bunların 12 miline ada ada girilmez. Girilmez. Tamam. İmkanınız varsa şöyle 12 mil 12 mil dışından. Yani şuradan çıkacaksın sen böyle. Bir tutup adaların içinden girmeyeceğim. Bir defa ben üçüncüyken Süvari Bey yaptırdıydı. Adamlar küt çağırdı. Bir daha da geçmeyin dediler. Bir, iki. İki, her şey şey değildir. Bak şuralarda Agulhas akıntısı var. Tamam mı? Böyle gelir. Niye şu Güney Afrika'nın altında Giant Wave dedikleri wave ya da katil dalgalar işte dev dalgalar işte 30 metre. Şimdi arkadaşlar şunu da söyleyeyim gemi stabilite dersinde göreceksiniz. Gemilerin dizaynı 15 metrelik dalgalara göre yapılıyor tamam mı? Ship construction. Fakat buralarda istisnai durumlar var. 25 metrelik, 30 metrelik dalgalar oluyor. Niye oluyor? Çünkü burada Agulhas akıntısı böyle geliyor. Rüzgar da bu taraftan estiği zaman şöyle su yüzeyini çizelim. Şöyle. Akıntı alttan böyle böyle. Üstten de rüzgar ters. Abi işte bunlar dalgayı büyütüyorlar. Binde bir denk geliyor ama oluyor. Bunun sebebi bu. Heh, şimdi nereye bağlayacağım buradan? Abicim sen tuttun buradan ben büyük daire seyri yapacağım diye. Değil mi? Şöyle. Oh buraya vurdun. Hem şu Maritis Reunion'a girdin lan. Hem Agulhas akıntısında karşına aldın. Bu Agulhas akıntısı da kuvvetlidir ha. Yani bunu tam böyle şey yaparsan yolu kısaltayım derken şey olur. Yoldan düşersin akıntıyı karşıdan aldığın için. Ve yani şey yapacağın zaman hani şuralar tabii korsan bölgesi örneği olacak ama yani değil. Veya şu Hint'ten vereyim ya örneği. Ne bileyim şurada ne Nimangolore mi ne vardı? Veya Pakistan'dan kalktın Karachi'den filan. Gittin bir yere. Buradan tahliye ettin geri Endonezya'ya kömüre gideceksin şöyle. Gideceksin işte. Sen şimdi tutup burada böyle silme buralardan böyle telefon internet çeksin diye böyle 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 dibine yanaşırsan işte burada başına dert alırsın. Tamam mı? Burada
Belki 12 mil olmayabilir ama abi en azından 100 metre. Satının derinlik, satının dışından çizin. Bu balıkçılar çok baş ağrıtır bak, dünyanın her yerinde. Yani sadece bizimkiler için demiyorum ama hepsi aynı abi. Al ekmek parası. Ona da bak şunu da söyleyeyim ha. Yani bu kadar yerden yere vurduk da abi o işte çok zor iş. Yani attığın taş ürküttüğün kuşa bazen değmiyor. Gerçekten o kadar adam bir gün iki gün harcıyor. Dünya mazot bilmem ne bir sürü masraf yapıyor bilmem ne abi boşa dönüyor bilmem ne. Onların işi de çok zor. Tabii bu ekonomik baskıdan dolayı abi adamlar gözünü karartmışlar, tamam mı? Ne kural dinliyor, ne kaide dinliyor, ne ışık gösterir, ne yol hakkı onundu, bunundu der. Tamam mı? O yüzden mümkün mertebe uzak durun. Rotalarınızı da güzel çizin. Tamam mı? Yani bunlar önemli. Yani şuralara çok dikkat. Şuralar kaynar, kaynar. Hele eskiden bunlar da AİS de yoktu. Bak şimdi birkaç kazadan sonra Çin hükümeti zorunluluk getirdi. Her şeyde AİS var. Tamam mı? Balıkçı teknesinde. Büyük küçük artı şamandıraların üstüne bile AİS koyuyorlar. Ki adamların anı çiğnemeyesin diye. Tamam mı? Biz ona bonus toplamak diyoruz. Yani bilemiyorsun çünkü karanlıkta nereden göreceksin abi? Girmişsin artık 200-300 metre mesafesine küçücük de silik bir ışık. Anca dibine gördüğünde, girdiğinde görebiliyorsun ve buralarda da çok sis olur ha. Yani var ya, siste hiçbir şey de göremezsin. Vurduğunu, o şamandırayı altına aldığını fark etmezsin bile yani. Anlatabiliyor muyum? Aa, bir bakmışsın limana vardığında ne bileyim şey, başta işte şamandıra yazıyor, bilmem ne oluyor, bir şey oluyor. Tamam mı? Yani yok, o yüzden çok dikkatli seyretmek lazım. Şu sahile çok yakın gidilmez. 12 mil. Mümkünse değilse 100 metre satının dışı. Ya illa 100 metre değil abi. 150-200 metresinde açığından geç yani. Tamam mı? Okyanus balıkçısı zaten o kadar büyük mesele değil o adamlar. Ama küçük balıkçı tekneleri çok büyük mesele. Çok çok. Yani bu ders evet çatışmayı önleme tüzüğü arkadaşlar. Biraz da ders uzamış ama işte vardiya standartları aslında yani. Her şey kolreg değil. Kolregi herkes biliyor ama herkes tatbik etmiyor. Özellikle bu balıkçılara çok 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 dikkat edin. Dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar.